Evet, günaydın. Benim adım Volkan Çallar. Volkan Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürüyüm. Bugünkü seminerimize hoş geldiniz. Belki daha önce görmüşsünüz portalımızda. Abi benim şuraya tohum sistemi Türkiye'ye geldi. Ve bugün bunun için Metin Bey'i misafir ettik. Hoş geldiniz Metin Hoş bulduk, Bey. merhabalar. Metin Bey konu hakkında bugün de bir eğitim verecek. Hem teknik tarafı vardır, bina otomasyon, akıllı ev hakkında. Hem de fiyat tohum özelliklerini bize anlatacak biraz. Seminer hakkında size kısa bilgiler vermek istiyorum. Seminerimiz ortalama 45 dakika sürecektir. Arkasında bir soru cevap kısmı vardır. Eğer sorularınız varsa eğer bir chat alanına yazınız. Aşağı sola gördüğünüz üzere. Metin Bey mümkün oldukça bizim sorularınızı cevaplayacaktır. Çok uzun veya teknik detay içeren sorularınız varsa tabii ki daha sonra Metin Bey'le haberleşebilirsiniz. Kendi email adresini sonra paylaşacağız. Aynı zamanda sorunu isteyen arkadaşlarımız da lütfen chat alanına ya mail adresini yazsın veya Metin Bey'e direkt mail atsın. Kendisi daha sonra bunu gönderecek sizlere. Böylece sözü size bırakıyorum Metin Bey. Buyurunuz. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. İlk önce şunu söyleyeyim. Yaklaşık birer buçuk dakikalık üç tane videomuz var. Konuyla hakkında bilginiz olması açısından daha sonra slaytımızla başlayacağız. İlk önce videolarımızı izleyelim. Bu ara görüntüsüz devam edeceğiz seminerimize. Bilginiz olsun. Free at Home. Ev otomasyon kurulumu hiç bu kadar kolay olmamıştı. Evin içindeki her şeyi birbirine bağlayarak kolaylıkla bir otomasyon ağı oluşturabilirsiniz. İster jaluzi, aydınlatma, ısıtma ve soğutma, ister interkom sistemleri. Kurulumu için sadece birkaç ekipman yeterlidir. İki telli veri yolu kablosu, sistem erişim noktası, güç kaynağı ve istenen sayıda aktüatörler ve anahtarlar. Sistem erişim noktası ile Free at Home sistemine bilgisayar veya tabletinizden erişebilirsiniz. Kablolama, seri bağlantı, yıldız bağlantı veya ağaç yapısında olabilir. Kablo güzergahı sistem çalışmasını belirlemez. Anahtarlar ve aktüatörler. Bir sisteme 64 adede kadar anahtar ve aktüatör bağlanabilir. Kurulum. Free at Home sisteminde iki farklı bağlantı şekli uygulanabilir. Birinci seçenekte merkezi kontrol sistemi, panoya, modüler din rayı cihazları monte edilerek oluşturulur. Sistemi oluştururken kanal başına maliyeti azaltmak için sıva altı panoda sadece iki telli veri yolu kablosu kullanımı yeterlidir. Aydınlatma ve diğer fonksiyonlara ek olarak, örneğin interkom sistemlerinde kullanım için Free at Home Touch Panel entegre edilebilir. İkinci seçenekte merkezi olmayan kontrol sistemi, anahtar ve aktüatörlerin sıva altı cihazda toplanması ile oluşturulur. Bu seçenek anahtar aktüatör ünitesi olarak da adlandırılır. Burada anahtarlar ve aktüatörler önceden programlanmıştır. Her zamanki şekilde 230 volt besleme hattı bağlantısı yapılır. İki seçenek de aynı binada kombine edilebilir ve birlikte kullanılabilir. Free at Home. Ev otomasyonunun en kolay hali. Free at Home. Ev otomasyonu konfigürasyonu hiç bu kadar kolay olmamıştı. Çünkü Free at Home sadece birkaç adımda kullanıma hazır hale gelir. İlk olarak tablet veya dizüstü bilgisayar WLAN aracılığıyla sistem erişim noktasına bağlanır. Daha sonra tablet veya dizüstü bilgisayarda uygulama çalıştırılır. Sistem konfigürasyon aşamasında kurulum sihirbazı yardımıyla sizi yönlendirir. Binanın kat planı ve odalar oluşturulur. Anahtarlar ve aktüatörler mevcut haliyle kat planına eklenir, yerleştirilir ve tanımlanır. Bütün cihazlar istenildiği gibi kombine edilir ve ayrıca müşteri daha sonra istediği değişiklikleri yapabilir. Son olarak ayarlar yapılır. Daha aydınlık veya daha karanlık. Daha sıcak veya daha soğuk. Açık veya kapalı.
daha önce ya da daha sonra. Bütün fonksiyonlar senaryolarda ayrı ayrı birleştirilebilir. Farklı pratik senaryolar, örneğin evdeki her şeyi kapat gibi, önceden programlanmıştır. Ve işte bu kadar. Ev otomasyon sistemi kullanım için hazır. Free at Home. Ev otomasyonunun en kolay hali. Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. AVB'nin Free at Home ürün webinarına hoş geldiniz demek istiyorum hepinize. İlk önce videoları izlettim. Amacım sistem hakkında biraz bilgi sahibi olun. Daha sonra sunum içerisinde sorularınıza cevap bulabilirseniz, eğer bulamadığınız takdirde de sunumdan sonra sorularınıza cevap bulabilmekte. Sadece biraz fikriniz olsun açısından, sistem hakkında fikriniz olması açısından videoları ilk başta başlattık. Sunumumuz 5 ana başlık altında toplanıyor. Birincisi, Free at Home'un aslında nerede olduğunu, konumlandırmasını size anlatacağım. İkinci olarak ürün hakkında bilgilendirme yapacağım. Üçüncü olarak sistem açıklaması hakkında bilgilendirme yapacağım. Ürün detayları, entegrasyon ve en sonunda da devreye alma ile ilgili birkaç screenshot gösterip sunumumu bitirmeyi düşünüyorum. İsterseniz başlayalım. Free at Home'un sistem içerisindeki, pazar içerisindeki yerinden bahsetmek gerekirse aslında elektronik, konvansiyonel ve KNX sistemi arasında fonksiyon olarak yer almaktadır. Burada bahsettiğimiz konvansiyonel sistem, bildiğiniz mekanik konvansiyonel sistemden ziyade oda bazında ısıtma kontrolü veya elektrikli motor perde panjur kontrolünden bahsettiğimiz elektronik konvansiyonel sistemle profesyonel bir baz sistemi arasında yer almaktadır. Bu işi yapabilecek elektrikçilerin dikkatini çekebilmek, KNX bayisi veya profesyonel bir otomasyon sistemi bayisi olmayan elektrikçilerin de konut projelerinde otomasyon yapabilmesini sağlamak amacıyla ABB'de Free at Home isimli, sadece bahsettiğimiz gibi konut ve küçük ofis projeleri için oluşturulmuş bir otomasyon sistemidir. Aslında burada dediğimiz gibi daha çok son kullanıcı ağırlıklı bir hedef kitlemiz olduğu için son kullanıcıların beklentileri konusunda da esneklik sağlama, istedikleri şekilde programlayabilme konusunda da Free at Home aslında son kullanıcıya çözümler sunmaktadır. Free at Home'un hedef kitlesinden bahsedecek olursak, profesyonel bir baz sisteminden konuşurken genelde yeni yapılar üzerinde konuşuyoruz. Renovasyon projeleri profesyonel bir baz sistemi için çok da aslında ilgi çekici projeler değildir. Daha doğrusu iş yükünüzü artıracağı için biraz daha geri planda kalmaktadır. Ama Free at Home burada yeni yapılar ve renovasyon projeleri için uygulanmış, geliştirilmiş bir otomasyon sistemidir. Tekil ve çoğul villalar ve apartmanlar diyoruz. Zaten projeniz biraz daha kompleks bir yapıya girdiği zaman, villa projeleriniz biraz daha kompleks yapıya girdiği zaman Free at Home yine burada görevini yerine getiremiyor ve sizi profesyonel bir baz sistemine yönlendiriyor. Aynı şekilde küçük ticari binaların temel fonksiyonlarını karşılamak için de biz Free at Home sistemini kullanabiliyoruz. Biraz önceki sunumda da, slaytında da bahsettiğim gibi aslında hedef kitlemiz tamamen elektrikçiler ve son kullanıcılar. Yani son kullanıcı da bu sistemi kendi evinde programlayabilir hale gelir. Programladıktan sonra farklı değişiklikleri de herhangi bir başka bir entegratöre ihtiyaç duymadan kendi kendine yapabilir hale geliyor Free at Home otomasyon sistemimizle. Bir tane tablom var. Bu tablomu inceleyecek olursak market, segment ve bina tipine göre, eğer ki binanız özel bir konut ise burada konvansiyonel sistem düşük temel ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor. Tabii ki yüksek temel ihtiyaçlarınızı da profesyonel bir baz sistemi, bir otomasyon sistemi karşılayabiliyor. Ama bahsettiğimiz gibi bu konvansiyonel ve profesyonel bir baz sistemi arasında her zaman bir boşluk vardı. Biz bu boşluğu da Free at Home'la aslında doldurmaya hedefliyoruz. Tabloda gördüğünüz gibi gri alan küçük ticari binaların da bir kısmını kapsıyor. Yani eğer ki küçük ticari ofisinizde, toplantı odanızda veya küçük bir ticari binanızda sisteminiz, gereksinimleriniz eğer temel fonksiyonlar ise burada yine biz Free at Home'la size çözümler sunabiliyoruz. Zaten biraz sonraki sunumlarında da neler kontrol edebiliyoruz, neler yapıyoruz bunları anlatıyor olacağım.
Ürün gamını tasarlarken yine villaların ihtiyacına uygun olarak oluşturulmuştur. Ve dediğim gibi küçük ticari binaların, toplantı odalarının ihtiyaçlarına uygun olarak oluşturulmuştur. Lüks olmayan segmentte kullanıcıların ve elektrikçilerin otomasyon yapabilmesi için oluşturulmuş bir otomasyon sistemidir. Sağ tarafta KNX sisteminden farklılıklarını görüyorsunuz. Aslında burada KNX sistemi, hep KNX'ten bahsediyoruz günümüzde revaçta bir sistem olduğu için, ama profesyonel bir bas sistemi demek daha doğru olur belki. Profesyonel bir bas sisteminden farklılıkları fonksiyonellik, sistem topolojisinin sınırlandırılması, planlama ve programlama ve hep başından beri bahsettiğim gibi basitlik, sistemin basitliğinden oluşuyor. Hacim olarak bir tablom var yine burada bakacak olursak. En altta mekanik konvansiyonel sistem, onun üzerinde elektronik konvansiyonel sistemi görüyoruz. Burada biz Freedom'u oluştururken amacımız dediğimiz gibi KNX gibi fazla fonksiyonellik isteyen projelerin Freedom tarafından gerçekleştirilmesi değil, elektronik konvansiyonel sistemli projelerin Freedom'la çözümlenmesi, sisteminizin konvansiyonel veya mekanik sistemden çıkıp otomasyon sistemine girmesidir. Dediğim gibi amacımız çok fonksiyonellik gerektiren profesyonel bir bas sisteminin yapılması gereken projeyi aşağıya çekmek değil, elektronik bir konvansiyonel sistemin Freedom tarafından projenin otomasyona çevrilmesi ve sistemin otomasyon olarak çözümlenmesidir. Zaten biliyorsunuz proje hacmi aşağıya doğru indikçe şekilde de görünüyor, artıyor. Fonksiyonellik yukarı doğru çıktıkça artıyor. Freedom tam bahsettiğimiz gibi elektronik konvansiyonel sistemin üzerinde yer almaktadır. Bir karşılaştırma tablomuz var. Eğer ki evinizde 7 tane konvansiyonel perde kontrolünüz varsa ve bunu dediğim gibi elektronik konvansiyonel bir sistemle yapmak istiyorsanız, burada KNX fonksiyonellik bakımından baktığınızda Freedom'un biraz üzerinde kalıyor. Ama aynı şeyi konvansiyonel çözümle de yapabiliyorsunuz. Fakat konvansiyonel çözümle yaptığınız zaman kontrolleriniz Freedom'la, bu kontrolleri yaptığınız zaman size ekstradan grup kontrolü veya merkezi kontrol veya bu kontrollerinizi bir senaryo içinde çözümleme, varlık simülasyonu ile çözümleme gibi ekstra size özellikler sunuyor Freedom sistemi. Tabii ki KNX'te bunları yapabiliyorsunuz. Hatta KNX'te bunda çok çok daha fazlasını yapabiliyorsunuz. Ama eğer ki kıyaslama noktamız 7 bölgeli bir konvansiyonel perde kontrolü ise, Freedom size burada tam olarak çözüm sunmaktadır. Ki bizim aslında hedef kitlemiz de tam olarak buradadır. Elektronik konvansiyonel sistemi bir yukarı çıkarırak projeleri otomasyona dahil etmek. Biraz da ben sistemin özelliklerinden size bahsedeceğim. Şimdiye kadar sistemin nerede olduğunu, biz onu nerede konumlandırmak istediğimizi veya hangi projeler için uygun olduğunu anlatmaya çalıştım. Şimdi de biraz sistemden isterseniz bahsedeyim. Freedom sisteminde şu anda zaten slaytımızda gördüğünüz bir dokunmatik ekran üzerinden siz veyahut da uzaktan erişimle perdelerinizi, panjurlarınızı, aydınlatmalarınızı, ısıtma ve iklimlendirme sisteminizi VANA bazlı olarak kontrol edebiliyorsunuz. Ve sistemin en büyük özelliklerinden birisi de interkom sistemini kolaylıkla otomasyon sistemine entegre etmenizdir. Şu an bazı sorular olabilir. Evet, biz aynı sistemi profesyonel bas sistemiyle de yapabiliyoruz. Ama iki telli interkom sistemini otomasyon sistemiyle, biraz sonra anlattığım slaytlarda da göreceksiniz, birleştirmenin en kolay hali Freedom otomasyon sistemi olarak düşünebilirsiniz. Sistemin temeline baktığınızda iki telli veri yolu tabanlı otomasyon sistemini görüyoruz. Diğer profesyonel bas sistemleriyle aslında benzer bir yapı. Kablolu modüllerle veya akıllı cihazlarla siz uzaktan kontrolünüzü kendiniz yapabilir hale geliyorsunuz. Bunun için ekstradan cihazlara veya ekstradan bir yazılıma para ödemiyorsunuz ve Android ve iOS için tasarlanmış Freedom uygulaması sayesinde bunu isterseniz akıllı telefon veya tabletinizden dahi devreye alabiliyorsunuz. Veyahut da bir PC üzerinden, web tarayıcısı üzerinden de sistemi devreye alabilir hale geliyorsunuz. Sistem erişim noktası diye bir cihazımız var. Aslında bildiğiniz Access Point'in otomasyon sistemi için uyarlanmış hali. Kendi kablosuz sistemini sağlayabiliyor. Harici kablosuz veya kablolu internet sistemlerine bağlanıp sisteminizi evinizin dışında, yani lokal network'ünüzün dışında da kontrol edebilir hale getiriyor sizi. Üzerinde gömülü web tabanlı devreye alma yazılımı mevcuttur. Yani profesyonel bas sistemlerinde olduğu gibi ekstra bir programlama editörüne ihtiyacınız yok. Siz sisteme lokal network üzerinden bağlanarak istediğiniz gibi devreye alabilir hale geliyorsunuz. Dediğim gibi akıllı cihazlar, telefon, tablet veya bir PC üzerinden devreye alabilir hale getiriyor. Bu da sizi
bir PC'ye veya başka bir şeye bağımlı olmaktan çıkarıyor. Bulduğunuz herhangi bir tablet veya şu an akıllı telefon olmayan yok muhtemelen. Akıllı telefonunuz üzerinden de sistemi devreye alabilir hale geliyorsunuz. Devreye alma işleminiz bittikten sonra da programın entegratör firmada veya ana firmada kalmasının herhangi bir önemi yok. Zaten böyle bir şey olmuyor. Programınız tamamen sistemin üzerinde gömülü olduğu için siz değişiklikleri sisteme bağlanıp, sistem erişim noktasına bağlanıp istediğiniz şekilde değişiklikleri yapabilir hale geliyorsunuz. Yine bütün bazı sistemlerinde olduğu gibi aktüatörlerimiz var tabii ki farklı görevlerde. Bunlar sıva altı montajlı veya dinrayı montajlı olanları var. İstediğiniz gibi ihtiyaçlara uygun şekilde veya evinizin tesisatına uygun şekilde kullanılabilen aktüatörlerimiz var. Sensörlerimiz var tabii ki olmazsa olmaz sağ sensörlerimiz. Bunlar nelerdir? Oda termostatımız, hareket edektörümüz, tekli anahtarımız, ikili anahtarımız ve biraz sonra biraz daha detaylarına gireceğim. Anahtarlar üzerinde röle modüllerimiz var. Yani renovasyon projelerine ilk başta bahsederken de renovasyon projelerinden bahsetmiştik. Normal klasik tesisat, normal klasik konvansiyonel anahtarı çıkarıp yerine röleli anahtarlarınızı taktığınız zaman tabii ki bunları bir bas sistemiyle birleştirmeniz gerekiyor. Sisteminizi de otomasyon sistemine dönüştürmüş oluyorsunuz. Beyaz antrasit gümüş tabii ki burada sadece bazı gösterimler var saha ekipmanları olarak. Bunların farklı farklı renkleri ve modelleri de mevcuttur. Şu anda ekranda da gördüğünüz gibi. Bunları hızlı olarak geçiyorum ve intercom sistemiyle otomasyon sistemi aslında arasında bir köprü görevi gören bir de dokunmatik ekranımız var. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Buradaki dokunmatik ekran tamamen intercom sistemi için kullanılan bir dokunmatik ekrandır. Yani dokunmatik ekranımız bu sistem için olmazsa olmaz bir ekipman değildir. Esas işi gören sistem erişim noktası. Yani siz uzaktan erişimi veya devreye almanızı sistem erişim noktası üzerinden yapıyorsunuz. Dokunmatik ekran burada tamamen dediğim gibi interkom ve otomasyon sistemi arasında bir köprü görevi görüyor. Ve biraz sonra da anlatacağım. Ekran üzerinden, dokunmatik ekranımız üzerinden sadece 16 sık kullanılan fonksiyonu dokunmatik ekran üzerine ekleyerek siz kontrollerinizi de dokunmatik ekran üzerinden yapabiliyorsunuz. Siyah ve beyaz olmak üzere farklı tipleri de var. Ve ABB Freeton uygulaması, ABB Freeton uygulaması da şu an Google Play Store'dan veya iOS Market'ten girdiğinizde kolaylıkla edinebileceğiniz bir programdır. İhtiyaç duyulan özellikleri sistem üzerine kolayla entegre edebilmek için kullanıyorsunuz. Yani sisteminizi devreye almak için, aynı zamanda sisteminizi kontrol etmek için ve tabii ki de sisteminizdeki değişiklikleri izlemek için kullanılan bir aplikasyon, bir uygulamadır. Aynı şeyi tablet, telefon üzerinden veyahut da dediğim gibi PC üzerinden yapıyor ama tablet veya telefon üzerinden yapacaksınız. Ücretsiz olarak indirebileceğiniz aplikasyonu bahsettiğim Google Play'den veya iOS Market'ten indirip telefonunuza kurmanız gerekmektedir. Devreye almaya hemen birer cümleyle geçmek istiyorum. İlk adım sadece öncelikle kat ve odalarınızın planını oluşturuyorsunuz sistem üzerinde. Daha sonra sensörlerinizi oluşturmuş olduğunuz plan üzerine ekliyorsunuz. Üçüncü olarak da son adımda cihazların kullanım doğrultusunda hangi anahtarın hangi röleyi kontrol edeceğini eşleştirerek tamamen sürükle bırak yöntemiyle eşleştirerek aslında devreye almış oluyorsunuz. Gerçekten de biraz sonra screenshotlarını göstereceğim. Devreye alması da tıpkı anlattığım kadar kolay ve basit şekilde devreye alma işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Giriş kısmını yaptım aslında Freeton için. İsterseniz sistem açıklamasından biraz bahsedeyim size. Genelde bana kablolama ile ilgili sorular da geliyor nasıl olacak diye. Biz burada yine diğer profesyonel bağ sistemlerinde olduğu gibi yine iki telli veri yolu kablosuyla sistemimizi devreye alıyoruz. Kablo olarak tabii ki KNX sertifikalı bas kablosunun kullanılması bizim de tavsiyemizdir. Çünkü bu kablonun double isolated ve shielded olması bir avantajdır. Dolayısıyla biz yine kablo olarak aynı kabloyu öneriyoruz. Kablolama esnekliği, hat topolojisi, ağaç topolojisi veya star topoloji, yıldız topolojisi veyahut da bu üç topolojinin kombinasyonu şeklinde kablolamayı yapıyorsunuz. Tek dikkat etmeniz gereken diğer bas sistemlerinde olduğu gibi kablonun loop yapmaması, tekrardan kablomayı aynı şekilde bağlanmaması, loop olmaması. Yani sistemin çalışması aslında kablomayla hiçbir alakası yok. Tamamen hepsini programlar üzerinden atama yaptığınız için kabloyu 3 topolojide de çekebilirsiniz. Bu hiçbir şekilde sisteminizin çalışmasını engellemeyecektir. Tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. Tek dikkat etmeniz gereken kablomayı yaparken loop olmaması, kablonun gittiği son cihazda kalması, tekrardan konuya dönmemesi. Topoloji ve kablolama kısmında yine kablo uzunluklarım var.
KNX sistemiyle benzer bir uygulamam bir line üzerindeki toplam kablo uzunluğum 1000 metreyi geçmemek zorunda ki bir konut projesi için düşündüğünüzde veya basit bir ofis projesi için düşündüğünüzde 1000 metre çok çok yeterli bir uzunluk, kablo uzunluğu. Güç kaynağımızla son cihaz arasında 350 metre mesafeyi geçmememiz gerekiyor. Ve iki tane cihaz arasındaki uzunluğumuzun maksimum 700 metreyi geçmemiz gerekiyor. Nedir? İki sensör arasında olabilir veya iki sensör ve röle arasında olabilir. Bu mesafenin de 700 metreyi geçmemesi gerekiyor. KNX'den farklı diyorum. Başından beri, slide'ın başından beri daha sınırlı diyorum. Fonksiyonel olarak daha sınırlı diyorum. İşte sınırlılık aslında burada başlıyor. FreeAtom sisteminde sadece tek bir hat destekleniyor. Yani siz tek bir hattınıza en fazla 64 tane cihaz bağlayabiliyorsunuz. Güç kaynağı bu sayıya tabii ki dahil değildir. Ama şuna dikkatinizi çekmek isterim. Linyeden bahsetmiyorum. 64 cihazdan bahsediyorum. Yani 4 kanallı bir aç kapa modülüm de benim bir cihaz. 4 kanallı DIM modülüm de bir cihaz. Güç kaynağı hariç anahtarlar da saydığınızda 64 tane cihazı geçmemesi gerekiyor. Tek bir line üzerinden kontrollerinizi yapabiliyorsunuz FreeAtom ev otomasyonu sisteminde. Intercom sistemiyle basit bir entegrasyonunu gösteren şemam var. Hemen size şuradan göstermek istiyorum. Bir tane dokunmatik ekranım var. Dokunmatik ekranım biraz önce bahsettiğim gibi Welcome Intercom sistemiyle. Bu arada Welcome ABB'ye ait bir intercom sistemidir. İki telli kablo üzerinden haberleşme yapar. Dokunmatik ekranım iki telli intercom sistemi üzerinden gelen bilgiyi otomasyon sistemiyle bir görevi görerek birleştiriyor aslında. Yeşille gördüğünüz yer benim otomasyon sisteminin iki telli veri yolu kablosudur. Aynı ekran üzerine ben intercom sistemini de bağlıyorum. Dediğim gibi buradaki ekran olmazsa olmaz bir ürünüm değil. Sadece intercom sistemini görüntülemek için kullandığım, görüntülü intercom sistemini görüntülemek için kullandığım bir sistem. Diğer kısmında sistem erişim noktasını görüyorsunuz. Sistem erişim noktasıyla sistemdeki komutları Wi-Fi'ye taşıyıp siz telefonunuzdan veya tabletinizden kontrol edebilir hale geliyorsunuz. Farklı farklı modüllerim var. Power supply'ım var. Anahtarlarım var. RTC oda sıcaklık kontrollerim var. Biraz sonra bunları hakkında da biraz daha detaylı olarak size bahsedeceğim. Merkezi ve merkezi olmayan sistem olarak iki tane sistemim var. Hemen açıklayacağım merkezi ve merkezi olmayan sistem derken neyi demek istiyorum. Birinci sol taraftaki bina şeklini gördüğünüzde birinci binayı baktığınızda bütün kontrolörler aslında anahtar üzerinden gidiyor. Yani merkezi olmayan bir sistemim var. Kontrollerim üzerinden anahtarlanarak anahtarların sonunda bulunan yükleri kontrol ediyor. Bu ne olabilir? Perde panjur kontrolü olabilir, aydınlatma kontrolü olabilir, ısı vanası kontrolü olabilir. Hepsi sensörler üzerinden kontrol ediliyor. Aslında bu biraz önce bahsettiğim renovasyon projeleri için daha çok kullanılacak bir sistem. Konvansiyonel anahtarını çıkarıyorsunuz, konvansiyonel anahtarıyorsunuz, yerine FreeAtom üzerinde rol olan anahtarlarınızı takıyorsunuz. Ama biraz önce bahsettiğim gibi tabii ki anahtarlardan bas kablosu çekerek bunları tek bir merkeze topluyorsunuz ve merkezi olmayan sistemle otomasyonunuzu gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Sağ tarafta gördüğünüz bina topolojisinde ise bütün kontrollerim panolar üzerinden yapılıyor. Yani sahada dolaşan hattım sadece bas kablosu, sensörlerime de sadece bas kablosu gidiyor. Sensörlerde hiçbir şekilde 220 volt bulunmuyor. Bütün kontroller pano üzerinden kontrol ediliyor. Yani siz anahtardan herhangi bir komut gönderdiğinizde bas kablosu üzerinden pano içindeki cihazları kontrol ediyorsunuz. Cihazların içine ucuna bağlı olan yükler de bunlar tabii ki aydınlatma olabilir, perde panjur olabilir veya ısı kontrolü olabilir. Ucuna bağlı olan yüklerle de siz yüklerinizi, evinizdeki fonksiyonları kontrol etmiş hale geliyorsunuz. İki sistem farklı farklı gösterilmiş burada ama ikisi tek bir sistem gibi de kullanılabilir. Yani bir odada merkezi sistem, yani anahtarları üzerinden anahtarlama yapabilirsiniz. Diğer odada ise imkanınız vardır, kablolarınız panoya gidiyordur, pano üzerinden anahtarlama yapabilirsiniz. İki sistemin de tek bir sistem içinde kullanılması mümkündür. Bu şekilde kullanım da mümkündür. Sistem hakkında ve giriş kısmında detayları sizinle paylaştım. Neler yapabilir? Perde panjur, aydınlatma, ısı vanası kontrolü, intercom sistemlerinden bahsettim. Şimdi de
ne tip kontroller yapabiliriz? Çok fazla sizi sıkmadan aslında bunu da anlatmak istiyorum. Her sistemde olmazsa olmaz sistem ekipmanlarım var. Bunlar nelerdir? Sistem erişim noktası ve güç kaynağıdır. Zaten güç kaynağından bahsetmeye gerek yok, biliyorsunuz. Mevcutta gerekli olan otomasyon sistemindeki haberleşme hattını beslemek için bir tane güç kaynağım gerekiyor. Dediğim gibi bu da sadece 64 tane cihazı besleyebiliyor. Olmazsa olmazlarımdandır, sistem ekipmanlarımdandır. Diğer bir cihazım ise sistem erişim noktası. Aslında tabii ki çok basit bir tabirle sistemin beyni olarak düşünebilirsiniz. Neden? Çünkü devre alma işlemlerinizi, uzaktan erişim bağlantılarınızı, varlık simülasyonu yapmayı, astrolojik ve zaman kontrolünü hepsini sistem erişim noktası üzerinden yapıyorsunuz. İlk başta da bahsettiğim gibi aslında bir çeşit access point gibi çalışır ama tek farkı otomasyon sistemiyle entegre olmuştur. Kontrollerinizi, bütün data haberleşmenizi sistem erişim noktası üzerinden yapabilirsiniz. Merkezi olmayan çözüm için sensör aktüatör birimlerimden bahsetmek istiyorum. Aç kapa aktüatörüm ve sensörlerim var. Biraz önce bahsettiğim gibi merkezi olmayan sistem için anahtarlamanın anahtarlar üzerinden yapıldığı tesisatlar için kullanılır. Buna örnek verecek olsak renovasyon projeleri sanırım buna uygun bir örnek olacaktır. Tabii ki bahsettiğim gibi sadece konvansiyonel anahtarı çıkarıp yerine bu anahtarları takmanız yeterli olmayacaktır. Ve bunlara bir tane de bas kablosu, en azından şu an için diyeyim, şu anki gelişmeler için sadece bir bas kablosu çekmeniz gerekiyor kablolu olarak çalıştırmak için. Farklı tipte anahtarlarım var. Tekli anahtar, tek kontak çıkışı olan. İkili anahtar, tek kontak çıkışı olan. Burada size ikinci bir anahtar bırakıyor. Ki burada siz istediğiniz gibi senaryolar da oluşturabilirsiniz. Mesela bir tanesiyle kapattınız, diğeriyle komple bütün evi yine sistem üzerinden kapatabiliyorsunuz. İki anahtarım ve iki çıkışı olan anahtarlarım var. Bunu da aynı şekilde kullanılabilir hale geliyorsunuz. Ki bunların güçleri de en aşağıya 2300 watt gibi güçlere, yani aşağı yukarı 10 amperlik yükleri bu anahtarlar üzerinden kontrol edebilirsiniz. Hepsinin üzerinde de oryantasyon ve durum göstermeleri için LED vardır. Tak çalıştır olarak çalışmaktadır. Bunların ekstra bir programlamasına gerek yoktur ama daha sonradan yapacağınız değişiklikleri yine sistem erişim noktasına bağlanıp web arayüzü sayesinde istediğiniz gibi değişiklikleri yapabilirsiniz. Merkezi senaryolar veya gruplar atayabilirsiniz anahtarlar üzerinde. Tabii ki aydınlatmaları sadece aç kapı olarak kontrol etmiyoruz. Bunları dim olarak da kontrol edebiliyoruz. Ki buradaki dimerlerimin bir farklı çeşidi şöyle. Hem konvansiyonel dimerler için 10 ve 180 watt arasında kontrol yapabiliyor ama ledlerinizi de dimleyebiliyorsunuz. 2 watt ile 80 watt arasındaki ledlerinizde yine aynı dimerlerde herhangi bir değişiklik göstermeden sadece siz programdan istediğiniz tipi ayarlayarak yine kontrollerinizi yapabiliyorsunuz. Dimerlerim, aç kapalarım gibi iki kanal olanı yok. Bunların hepsi tek kanaldır ama yanında ekstra siz senaryo yapmanız için bir tane daha anahtar vardır. Yani tekli ve ikili anahtar olacak şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Aynı şekilde bu anahtarlarımızın üzerinde de oryantasyon ve durumlarını gösteren ledlerimiz mevcuttur. Aydınlatma kısmında değil, perde kontrolünden de bahsetmiştim. Yine aynı şekilde perdelerinizde siz normal bu anahtarlar üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Tabii ki aşağı yukarı motor uçlarında anahtarların üzerine girdiğiniz zaman sistemi anahtar, perde aktüatörü, sensörlerin üzerinden de kontrol edebiliyorsunuz. Şu ana kadar bahsettiğim anahtarların ise tek çalıştır olarak da kullanılabilir. Yani ekstra bir programa gerek yok. Siz programda değişiklik yapmak istiyorsanız sistem erişim noktasına bağlanıp bunun kontrollerini gerçekleştirebilirsiniz. Farklı senaryolar, farklı gruplar oluşturabilirsiniz. Hareket dedektörüm, aç kapa aktüatörüm var. Yine aynı şekilde 180 derecelik algılama açısı var. 6 metrelik bir algılama alanı var. Yani ön taraftan 6 metre, yanal alanlardan ise 3 metreye giden algılama alanım var. Seçici lens ile gayet başarılı, hassas bir algılama alanı var. Siz bununla hareket ve aydınlık durumuna göre, yani lüks durumuna göre de freatom aktüatörlerini kontrol edebiliyorsunuz. Kapanma gecikmesi verebiliyorsunuz. Mesela koridorlar için sizi gördü, yandı ve aradan 30 saniye geçtikten sonra kapan gibi komutlar bu hareket dedektörleri vasıtasında sağlayabiliyorsunuz. Küçük bir kablolama örneğim var. Bunu göstermek istiyorum. Tabii ki power supply'ım var. Yeşil kablo benim bas kablom. Bakın bütün sensörlerim üzerinde rölo olan sensörler olmasına rağmen bütün anahtarlarıma, sensörlerime bas kablosu gidiyor ve en sonunda da sistem erişim noktasına giriyor. Dediğim gibi sistem erişim noktası olmazsa olmazlardan sisteme erişiminizi ve kontrolünüzü sağlıyor. Buradan devreye alma işlemlerinizi de yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda telefon veya tabletinizden
kontrolünüzde sistem erişim noktası vasıtasıyla yapabiliyorsunuz. Merkezi olmayan kurulumu aslında çok açıkça gösteren bir şekil, bir şema olarak bu şekli gösterebilirim. Merkezi kurulum sensörlerinden bahsetmek istiyorum. Burada da tekli ve ikili anahtar olmak üzere sadece iki tip anahtarım var. Biraz önceki gibi farklı farklı çeşitlerim yok çünkü bunları siz istediğiniz fonksiyonlara göre istediğiniz gibi programlayabiliyorsunuz. Aydınlatmayı kontrol edecekse aydınlatma anahtarı olarak, perde panjur kontrol edecekse perde panjur kontrol anahtarı olarak siz bunları programlayabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde üzerlerinde oryantasyon ve durum gösteren ledlerimiz var. Sadece perde ve panjur aydınlatma kontrol olarak düşünmeyin. Anahtarları aynı zamanda senaryo çağırmak için senaryo anahtarı olarak da kullanabiliyorsunuz. Senaryo anahtarı olarak kullandığınızda kullanmanız gereken ekstra bir modül yoktur. Senaryo modülü gibi herhangi bir şey yoktur. İstediğiniz senaryo yazılım üzerinden oluşturup bu anahtarla istediğiniz senaryoyu çağırdığınızda senaryoyu aslında evinizde uygulamış oluyorsunuz. Farklı farklı senaryolar bununla beraber yapılabiliyor. Şimdiye kadar hep aydınlatma, perde panjur kısmından bahsettik. Biraz oda termostatından, ısıtma kısmından bahsetmek istiyorum. Isıtma soğutma fonksiyonlarını şu an gördüğünüz termostat vasıtasıyla yapabiliyorsunuz. Tabii ki buna uygun olarak ısıtma kontrol modüllerim var. 6 kanallı ve 12 kanallı olmak üzere. Normal piyasada bulduğunuz normal standart vana sürücülerini veya analog vana sürücülerini bu sistem sayesinde kontrol edebiliyorsunuz. Yazılım üzerinde mevcut sıcaklığınızı veya sizin ayarladığınız set sıcaklığını oda bazlı görebiliyorsunuz ve PI kontrolleri yine aynı şekilde oda termostatı üzerinden kontrolünüzü yapabiliyorsunuz. Kullanımı çok kolay şekil olarak görüyorsunuz. Ekran üzerinde aşağı ve yukarı uçlar var. Bunlarla ısıtma veya soğutma değerlerinizi ayarlayabiliyorsunuz. Sol tarafındaki anahtardan özür diliyorum. Konfor, eko, kapatma veya donma koruması gibi modlarınızı seçebiliyorsunuz. Sağ taraftan da iklimlendirme sistemi veya ısıtma sistemi diyelim. Aç kapa komutlarını gönderebiliyorsunuz. Sistemi standby veya komple kapatma konumuna alabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde hareket dedektörüm var. Dikkatinizi çekmek isterim. Biraz önce de hareket dedektöründen bahsettim. Şu an yine hareket dedektöründen bahsediyorum. Aralarındaki farkı biraz önceki hareket dedektörünün üzerinde röle vardı. Anahtarlamayı röle üzerinden yapıyordu. Bu hareket dedektörünün üzerinde röle yok. Algıladığı manuel hareketi otomasyonun anlayacağı datalara dönüştürüp otomasyon sistemine gönderiyor ve siz istediğiniz aktüatörü bu lens üzerinden, bu hareket dedektörü üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Tek farkı biraz öncekinde üzerinde röle yoktu. Bunun üzerinde röle vardı biraz öncekinde. Bunun üzerinde röle yok. Sadece sisteme data gönderiyor. Merkezi kurulumla ilgili de bir şemam var. Bu sistemin tabii ki merkezi kurulum veya merkezi olmayan kurulum arasında farklılıklar var. Kendine göre avantajları, dezavantajları var. Mesela burada anahtarı istediğiniz yere ekleyebilirsiniz. Bus kablosundan, data kablosundan herhangi bir yerden bir atlama alıp oraya bir kasa koyup anahtarı yerleştirmeniz yeterli olacaktır. Çünkü bütün kontroller merkezi pano üzerinden yapılıyor. Siz anahtardan sadece datayı gönderiyorsunuz. Şunu da söyleyebilirim. Bu merkezi kurulumun diğer bir avantajı herhangi bir mimari bir dekorasyon değişikliği yapacağınızda kablomayla uğraşmıyorsunuz. Siz anahtarınızı yerinden söküp bas kablosunu da yerinizden çıkarıp mimari değişikliğinizi yaptıktan sonra istediğiniz yere bas kablosunu çekip anahtarı koymanız yeterlidir. Ekstradan enerji, elektrik veya herhangi bir başka bir kablo çekmenize gerek yok. Dokunmatik ekran, belki bu sistemde dokunmatik ekrana gerekli olan önemi vermiyoruz. Çünkü çok önemli, yani olmazsa olmaz cihazlarından olmadığım için o yüzden en sonunda üzerinden bahsedeceğim. TFT dokunmatik ekranım Intercom iç ünitesi olarak da kullanılıyor. Dediğim gibi 16 tane sık kullanılan programlanabilir free at home fonksiyonuna siz bunun üzerine atayıp bunun üzerinden kontrollerinizi yapabiliyorsunuz. Üzerinde entegre olarak RTC sıcaklık ünitesi vardır. Yani bulunduğu bölgenin de sıcaklık bilgilerini alıp sisteme gönderip bunun üzerinden kontrollerinizi yapabilirsiniz. Yani ekstra bir termostatınızı kullanmanıza gerek yok. Ekranı kullandığınız zaman bir tane termostattan sizi kurtarıyor. Yine aynı şekilde sistem erişim noktası üzerinden programlıyorsunuz. İstediğiniz programları onun üzerinden ekliyorsunuz. Dijital girişlerden bahsedeceğim. Dijital girişlerde daha önceki bas sistemlerinden veya otomasyon sistemlerinden bildiğiniz gibi manuel veya mekanik durumları otomasyon sistemine aktarır. Bunlar ne olabilir? Konvansiyonel yaylı anahtarları da aynı şekilde siz otomasyon anahtarı kullanmadan lead anahtarlarını otomasyona dahil edebilirsiniz. Bu dijital girişler vasıtasıyla. Tabii ki sadece konvansiyonel yaylı anahtarı otomasyona dahil etmek için kullanmıyorsunuz. Onun haricinde pencere kontağıdır, su basma dedektörüdür,
tabii kuru kontak çıkış veren su basma dedektörüdür veya duman dedektörüdür. Mesela şöyle bir uygulama yapılabilir. Dijital girişler vasıtasıyla su basma dedektörünüzü sisteme dahil edip herhangi bir istenmeyen su basma durumu oluştuğunda aktüatörler üzerinden su vanamızı sizin haberiniz olmadan kapattırma gibi uygulamalar bu dijital girişler sayesinde yapabilirsiniz. Farklı farklı tipleri var. Üstte gördüğünüz iki tane siyah kare gördüğünüz modüller sıvı altı montajı uygun olanlardır. İki kanal veya dört kanal. Altında gördüğünüz de DIN rayına takılan pano tipi dijital giriştir. İkisi de yerine göre kullanılabilir. Pano modüllerine çok fazla detaya girip çok fazla detay vermek sizi boğmak istemiyorum. Sadece bazılarının üzerinden geçeceğim. Mesela aç kapa modülüm var. 4 kanallı 16 amperdir. Her bir kanalı 16 amperdir. 4 bağımsız 230 volt yükün kontrol imkanı tanır. Aslında aç kapa modülü deyince direkt aklımıza aydınlatma kontrolü gelmesin. Mesela biraz önce bahsettiğim örnekte su vanasının kapatılıp açılması, bahçe sulamasının açılıp kapatılması veya garaj kapısının on-off şeklinde açılıp kapatılması yine bu aç kapa modülleri üzerinden gerçekleşir. Onun hemen altında vana sürücü aktüatörüm var. Isıtma veya soğutma sistemlerinde termoelektrik vanaların kontrolü için kullanılır. Bunlar biraz önce gösterdiğim RTC'lerinle uygun olarak çalışmaktadır. RTC'lerden gelen oda sıcaklık durumuna göre vanalarınızı açar veya kapatır. Buna göre iklimlendirme sisteminizi kontrol etmiş olursunuz. Çıkışlar kısa devre ve aşırı yüke karşı korumalıdır. Siz yanlışlıkla kısa devre yapsanız da veya aşırı bir yük bağlasanız da modül kendini koruyacaktır, kendini kurtaracaktır. Yine aynı şekilde perde parçur kontrolü modülüm var. 4 kanaldır. Her bir kanalı 6 amperdir. Çıkışlar mekanik olarak kilitlenmiştir. Bu önemli bir özellik. Yazılımsal olarak siz bunu unutabilirsiniz. Elektrik motorlarınızı tek iki kanala bağlayıp bunun kontrolünü yapmak isteyebilirsiniz. Yanlışlıkla iki kanala da faz vermeniz sonucunda elektrik motorunuzu yakabilirsiniz. Ama mekanik olarak kilitlenmiş modüller sayesinde bu ihtimali ortadan kaldırıyorsunuz. Ne yaparsanız yapın elektrik motorlarınızın ikisine aynı anda faz vermediğiniz için motorlarınız da korunmuş oluyor. Böyle de bir özelliği var modülün. Dim aktüatörüm biraz önce flash sıva altı dim modüllerim, dim aktüatörlerim diyeyim 180 watt'a kadar kontrol yaparken pano tipi dim modüllerim ise 10 ila 315 watt arasındaki halojen, enkandesan veya konvansiyonel trafolu lambalarınızı kontrol edebiliyor. Tabii ki günümüzde LED kullanımı yaygın hale geldi. Aynı şekilde aynı modülü hiçbir değişiklik yapmadan LED'ler için de kullanabiliyorsunuz. LED'ler için kullandığınızda da çalışma güç aralığı 2 ile 80 watt arasında. Yani biliyorsunuz LED'lerin gücü çok düşük olduğu için minimum yaptığı dim seviyesi düşük olmalıdır. Dolayısıyla aynı modülü 2 ila 80 watt arasındaki LED'lerin de dimlenmesi için kullanabiliyorsunuz. Çıkışları paralel olarak bağlayıp gücü arttırabiliyorsunuz. 315 watt'tan fazla gücünüz varsa çıkışları tabii ki bir kendi içinde topolojisi var. O topolojiye göre bağlayıp çıkışınızın gücünü arttırabiliyorsunuz. 315 watt'tan daha yukarı çıkabiliyorsunuz. Üzerinde manuel kontrollerimiz vardır. Herhangi bir ekstra durumda bir durum oluştuğunda pano üzerinden yine aynı şekilde manuel kontrollerle siz kontrolünüzü gerçekleştirebiliyorsunuz. Aslında tüm bu modülleri kahramanı diyeyim. Benim çok sevdiğim bir modül. Giriş çıkış aktüatörü. Üzerinde 8 dijital giriş ve 8 çıkış kanalı var. Genelde bize soruyorlar, biz bu anahtarları kullanmak zorunda mıyız? Veyahut da mimari gereksinim olarak farklı anahtar seçebiliyorlar. Evet, bu modülü kullandığınızda veya biraz önce bahsettiğim aslında dijital girişleri kullandığınızda istediğiniz anahtar grubunu kullanabiliyorsunuz. Bu modülün özelliği nedir? Aç kapa ve dijital girişlerin birleştirilmiş hali. Yani 8 dijital giriş, 8 çıkış kanalı modülün üzerinde mevcuttur. Siz konvansiyonel anahtarlarınızı giriş kısmına bağlayıp, yüklerinizi de çıkış kısmınıza bağlayıp kontrollerinizi yapabiliyorsunuz. Ama dikkatinizi çekiyorum. Bu modülümün maksimum akım kapasitesi 6 amperdir. Biraz önceki aç kapa modülüm 16 amperdi. Bunun akım kapasitesi 6 amperdir. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Entegrasyon kısmında ise anlatacağım Philips Hue lambalarıyla aslında direkt entegre olabiliyorsunuz. Sistem erişim noktası üzerinden veya aplikasyonumuz üzerinden hiçbir ekstra bir şeye gerek duymadan Philips'in bu lambaları Zigbee protokolüyle haberleşiyor. Siz aynı şekilde kendi modülü üzerinden Zigbee protokolüyle haberleşiyor ama biz kendi modülüyle TCP/IP üzerinden haberleşiyoruz. Dolayısıyla ekstra bir gereksinim duymadan sadece aydınlatmanızın ışık sesini değil,
rengini de aplikasyon üzerinden ekstra bir yazılım veya başka bir şey gerektirmeden Create-On sistemiyle kontrol edebilir hale geliyorsunuz. Aslında sistemiyle ilgili anlatacaklarım bu kadar ama geçmeden önce devreye almayla ilgili birkaç tane size screenshot göstermek istiyorum. Devreye almanın aslında ne kadar kolay olduğunu, resimlerde görüldüğü kadar kolay olduğunu sanki böyle resim geçişiymiş gibi göstermek istiyorum. İlk sistemi devreye aldığınızda, sistemin kablolama bağlantısını yaptığınızda ve sistem erişim noktasına bağlandığınızda size dilinizi seçecek. Şu an şöyle sorular gelebilir. Türkçe dil desteği var mı? Şu an için Türkçe dil desteğimiz yok ama önümüzdeki senenin ortalarına veya başlarında doğru Türkçe dil desteği de geleceğini biliyorum. Şu an ben İngilizce olarak devam etmek istiyorum. Dilinizi İngilizce olarak seçtiniz. Ülkenizi ve şehrinizi seçiyorsunuz ki bunlar zaman saatini ayarlamak için sorduğu sorular. Daha sonra kullanıcı için kullanıcı adınızı ve şifrenizi belirtiyorsunuz. Ve ilk aşama devreye almanız bitti. Daha sonra sizi ana sayfada böyle bir sayfaya yönlendiriyor. Diğer menüler şu an görüyorsunuz hepsi pasif. Adım adım sizi ilerletiyor. İlk başta house structure'dan evinizin yapısını oluşturuyorsunuz. Nedir? Kaç katınız var? Tek kat olabilir, iki katlı bir villa olabilir. Burada katları oluşturuyorsunuz. Yeniden düzenlemeyle tabii ki şekillerini değiştirebilirsiniz. Daha sonra katların içine girip o katlardaki yapınızı değiştiriyorsunuz. Mesela bir tane L şeklinde salonum var. Yanında bir tane holum var. Onun yanında bir tane oturma odam var. Tamamen elinizle tablet veya bilgisayar üzerinden bu şekilde katlarınızı ve odalarınızı oluşturuyorsunuz ve aslında ilk kısmını tamamladınız. Daha sonra ilk kısmını tamamladıktan sonra bir sonraki kısma, placement kısmına geçiyorsunuz ve sistem otomatik olarak sizin şu anda bas hattınıza bağlı olan bütün modüllerinizi tarıyor. Ve sizin altta kırmızıyla işaretli alanda görüyorsunuz. Size diyor ki aydınlatma modülünüz var, perde panjur kontrolünüz var, ısıtma vanalarınız var. Bunların hepsini, hangisini neredeyse o odaya atıyorsunuz. İşte açık kapı ikili anahtarım salonda, perde kontrolüm var mutfakta. Bunların hepsini tamamen sürükle bırak yöntemiyle seçiyorsunuz. Aklınıza hemen şöyle bir soru gelebilir. Evde 5 tane aydınlatma kontrolüm var, 5 tane kanalım var. Hangisinin olduğunu nereden bileceğim? Burada bütün modüllerin üzerinde kendine has, modüle ait bir seri numarası var. Hangi seri numaralı modülün hangi salona ait olduğunu daha önceden not alıyorsunuz ve ona göre hangi kanalı seçecekseniz tamamen buradan dediğim gibi hiçbir kod yazmadan veya ekstra bir şey yapmadan tamamen tıklama yöntemiyle seçiyorsunuz ait olan kanalı. Şu an ekranda da görüyorsunuz. Kanal seçimini, yeniden adlandırılmasını ve test edilmesini, hatta üzerinden basarak acaba doğru mu, gerçekten salona ait mi diye atamadan önce test ediyorsunuz. Ve buna isim verebiliyorsunuz. Mesela salon avize, salon aplik gibi isimler verip daha sonra eşleştirmelerinizi yapıyorsunuz. Anahtarın üzerine tıklıyorsunuz. Hangi aydınlatmayı kontrol edecekse o aydınlatmayı basıyorsunuz ve devreye alma işleminiz bitti. Yani biraz önce bahsettiğim gibi anlatıldığı kadar aslında gerçekten kolay. Hangi anahtarı seçecekseniz seçiyorsunuz ve hangi aydınlatmayı kontrol edecekse seçiyorsunuz ve devreye alma işlemini tamamlamış oluyorsunuz. Şu an ekranda da grup oluşturmayı görüyorsunuz. Yine aşağıda merkezi fonksiyonlarım var. Grup fonksiyonu, aç kapa veyahut da işte TV senaryosu gibi farklı kontrollerim var. Mesela buraya grup fonksiyonu atanmış. Grup fonksiyonuna basıp hangi aydınlatmaların bu fonksiyona ait olacağını tamamen üzerine tıklayarak seçiyorum ve grubu da bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Bahsettiğim gibi devreye alması da kullanması da tamamen bu kadar basit. Yani bunu son kullanıcı dahi kolaylıkla tableti veya telefonu üzerinden veya bilgisayar üzerinden yapabilir. Zamanlama yapabiliyorsunuz. Böyle bir profil çıkıyor en sonunda sayfada. Mesela dediniz ki bahçe aydınlatmam saat 8'de açılsın, 9'da kapansın veya 10'da kapansın. Sürükleyip zaman tablosu üzerinde hangi fonksiyonu yapacaksanız bırakıyorsunuz. Ve zamanlama ayarınızı yapmak da bu kadar basit. Yani ilk başta anlatırken hani şeyden bahsetmiştim. Anlatıldığı kadar kolay ama gerçekten öyle. Fonksiyonları sürükle bırak yöntemiyle zaman tablosu üzerine bırakarak zamanlama işinizi de halletmiş oluyorsunuz. Ve bunu işin kolaylığı telefonunuzdan veya tabletinizden de kolaylıkla yapabiliyorsunuz. En sonunda da panel kısmı. Paneli de dediğim gibi sistem erişim noktası üzerinden devreye alıyoruz. En sık kullandığınız fonksiyonları 16 fonksiyonu panelin üzerine yerleştirerek panel üzerinden de bu sık kullandığınız fonksiyonlara erişimini sağlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi burada panelin olmazsa olmaz gibi bir görevi yok. Panel sadece intercom sistemiyle
arada gerçekleştirilmiş bir köprü vazifesi görüyor. Esas işi gören sistem erişim noktasıdır. En basit, yani en güzel güzelliği de sistemin basitliği de, hep basitlikten bahsediyoruz. 100 daireli bir apartman projeniz var. Siz bunu tek bir daire için oluşturdunuz. Bu programı tek bir daire için oluşturdunuz. Daha sonra backup'ınızı alarak diğer 100 daireye de yaklaşık olarak 5 dakikalık, 10 dakikalık süreler içinde diğer 100 daireye de devreye alabilir hale geliyorsunuz. Komple programınızı oluşturuyorsunuz, backup'ınızı alıyorsunuz ve sağ tarafta settings diye bir yeşil çerçeveli içinde bir menü görüyorsunuz. Menüye gelip buradan backup'ınızı alıp yine aynı şekilde menü içerisinden aldığınız yeri başka bir binada, yani diğer bir dairede aynı backup'ı yüklediğiniz zaman o evi de devreye almış hale geliyorsunuz. Size soruyor, emin misiniz? Evet, onayladıktan sonra diğer dairelerinizi de devreye almış oluyorsunuz. Yani tek bir daireyi devreye aldıktan sonra diğer daireleri devreye alması çok çok daha kısa sürelerde gerçekleştirilmiş oluyor. 20 dairelik, 30 dairelik apartmanları çok kısa süreler içinde devreye alabilir hale geliyorsunuz. Yine aynı şekilde arızalı ürünün değişimini de siz kendiniz yapabiliyorsunuz. Aynı arızalı ürününüzü sistemin içerisine bağlıyorsunuz ve sadece device configuration'dan yeni bağladığınız, zaten orada görüyor. Bakın yanında 2 yazıyor yeşil çerçeve içerisinde. Eski cihazınızı buradan çıkarıp yeni cihazınızı buraya tanıttığınızda ekstra bir programlama gerekmeden, herhangi bir şey gerekmeden sisteminizdeki arızalı ürünü veya değiştirmek istediğiniz tekli anahtar vardı, ikili anahtar yapmak istediğiniz ikili anahtarı da sisteme dahil etmiş oluyorsunuz. Copy device ile ilgili birkaç tane screenshot'ım var. Onları gösteriyoruz. Hedef device'ı, target device'ı gösteriyorsunuz ve cihazında kopyalamış oluyorsunuz. Tüm cihazları bu şekilde değiştirebilirsiniz kolaylıkla. Aslında slaytımı bitirdim. Hemen birkaç başlığım var. Onları da söylemek istiyorum. Farklı kullanıcı katmanları oluşturabiliyorsunuz. Tabii ki herkesin sisteme müdahil olmasını istemeyebilirsiniz. Dolayısıyla sadece ev sahibinin bu yazılım kısmına, programlama kısmına girmesini sağlayabilirsiniz. Mesela çocuğunuz var. Çocuğunuzun bu sisteme dahil olmasını istemezsiniz. Çocuk sadece izleme veya kontrol kısımlarını yapsın ama ev sahibi de programlama kısımlarına müdahil olabilsin diye siz farklı kullanıcı katmanları oluşturabiliyorsunuz. Sistemin, dediğim gibi, cihazların mesela yeni bir güncelleme çıktı. Tek bir cihazı, zaten sisteminiz internete bağlıysa kendi kendine update edecektir, güncelleyecektir ama sisteminiz internete bağlı değilse internetten tek bir dosya indirip evinizdeki sadece sistem erişim noktasını değil bütün sensörlerinizi ve aktüatörlerinizi de bu dosya üzerinden güncelleyebiliyorsunuz. Bir değişiklik yaptınız. Tek bir butona basarak değişikliğinizin ne durumda olduğunu ana sayfadan görebiliyorsunuz. Kontrol kısmını görebiliyorsunuz. Yedekleme dosyalarıyla diğer daireleri, diğer binaları da kolaylıkla devreye alabilir hale geliyorsunuz. Ben çok teşekkür ederim dinlediğiniz için sunumumuzu. Umarım ben de bu kolaylığı size aktarabilmişimdir, size anlatabilmişimdir. Şimdi sanırım sorularınız var. Sorularınız üzerinden cevaplayabildiklerimi cevaplamaya çalışacağım. Mail adresim şu anda ekranda görünüyor. Sistemle ilgili olabilir. Tüm sorularınızı bana mail atarak ulaşabilirsiniz. Hatta arkadaşlarım şu anda sizinle broşürlerimizi ve sıkça sorulan sorular var. Tabii ki bize gelen bazı sorular var. Ben bunları bir PDF haline getirdim. Bu PDF'leri de buradan indirir, broşürümüzü de indirir. Buradan takip edebilir hale gelirsiniz. İsteklerinizi mail adresime mail atarak bana ulaşabilirsiniz. Elinden geldiğince yardımcı olmaya, hatta iletişim bilgisini bıraktığınızda sizi aramaya çalışacağım. Hemen sorulara göz gezdirmek istiyorum. Uğur Bey, tekat şemalarını görebilir miyiz demiş. Sanırım slide içinde yardımcı olduğum sorusunda cevabını verdiğimi düşünüyorum. Bakıyorum sorulara. Merkezi ile merkezi olmayan ne avantajı, dezavantajı var birbirine göre? Ondan da bahsettiğimizi düşünüyorum. Tabii ki kablolama ile ilgili farklılıkları var. Merkezi sistemde anahtarlarınızın yerini istediği gibi değiştirebilirsiniz, istediğiniz gibi, veya anahtarlarınızı taşıyabilirsiniz, anahtar ekleyebilirsiniz. Tabii ki merkezi olmayan sistemde böyle bir imkanınız yok. Ama merkezi olmayan sistemde renovasyon projeleri için kolaylığı var. Konvansiyonel anahtarınızı çıkarıp yerine normal Freedom anahtarını takabilirsiniz. KNX sistemine göre avantaj dezavantajları nedir diye Cemil Bey soru sormuş. Hemen ondan da bahsedeyim. Biraz önce bahsettiğim gibi KNX sistemine göre çok daha kısıtlı fonksiyonellikleri var. Mesela kompleks bir villa sisteminiz varsa biz burada rahatlıkla şunu diyebiliyoruz. Kusura bakmayın, biz bunu Platon sistemiyle çözemiyoruz. Bu sistemi KNX sistemiyle çözmek zorundayız diye. Yani
En başta zaten şöyle bir şey var. Tek bir line yapısı var ve tek bir line'da 64 tane cihaz bağlayabiliyorsunuz. Ama Phoenix'te biliyorsunuz bu sayı 65 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bence en büyük özelliği de bu. Yani yapınız, projeniz eğer kompleks bir yapıya sahipse Triathlon maalesef burada devre dışı kalıyor. Tekrardan şunu söylemek istiyorum. ABB'nin bu ürünü çıkarmasındaki amaç konut projeleri ve küçük ticari binalar için otomasyonu. Bu projeleri otomasyona çevirmek. Yani KNX'in yerine çıkmış bir ürün değildir veya KNX'e rakip olabilecek bir ürün değildir. Bu ürünün de fonksiyonellikleri kısıtlıdır. Dolayısıyla ikisinin de segmentleri farklıdır. Intercom için dış kapı ünitesi ABB'de var mıdır diye bir soru sorulmuş. KNX sertifikalı bir intercom ünitesi midir? Intercom dış üniteleri KNX sertifikalı olmuyor. Yani şu ana kadar KNX sertifikalı herhangi bir dış ünite, Intercom dış ünitesi ben görmedim. IP olanları var, iki telli olanları var. Aynı şekilde şu ana kadar bahsettiğim ABB'nin de kendine IP Intercom sistemi vardır. ABB Welcome ismiyle geçer. Eğer bununla ilgili de detaylı bilgi isterseniz aynı şekilde mail adresine mail attığınızda ben bu konuyla ilgili de size yardımcı olurum. Gerekli olan dokümanları veya ne gerekiyorsa onunla ilgili size de yardımcı olabilirim. Sanırım sorular bu kadar. Ben tekrardan teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bir iki saat soru geliyor. Biraz bekleyelim, daha yazanlar da var tabii ki. Arkadaşlar Tamam. kitabı yazması için de zaman ister. Ertaş Bey'in bir sorusu var. Güç kaynakları kapasiteleri standart mıdır? Yoksa line uzunluğuna device sesine göre değişir mi? Biraz önce bahsettim. Tek bir seçeneğiniz var. Bu sistemde 64 tane cihaz besleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla tek bir güç kaynağınız var. 640 miliamperlik bir güç kaynağınız var. Bu standarttır. Bunun haricinde başka güç kaynağı yoktur. Zaten bağlayabileceğiniz maksimum cihaz da 64 cihazdır. Maliyet açısından merkezi ve merkezi olmayan mı avantajlı diye bir soru gelmiş Öktem Bey'den. Aslında bu soruya cevap vermek gerçekten zor. Neden? Çünkü sizin binanızın projesine göre, binanızın topolojisine göre veya yeni bina mı, renovasyon projesi mi buna göre tabii ki değişir. Ama şunu söyleyeyim, eğer yeni bina ise merkezi kontrol yapmak her zaman daha avantajlıdır. Ama dediğim gibi renovasyon projesi ise elektrik sistemi veya komple mimari değişiyorsa tabii ki burada kablo çekme, kırma olayları zor olacağı için merkezi olmayan sistem burada daha avantajlı hale geliyor. Bu arada mail adreslerinizi paylaşıyorsunuz. Ben sunum dosyasında mail adreslerinizi paylaşacağım. KNX sistemini adapte edilebilir mi diye bir soru gelmiş Tahsin Bey'den. Hayır, KNX sistemini adapte edilemiyor. KNX sistemi ile Freeform sistemi tamamen birbirinden bağımsız sistemlerdir. Zaten dediğim gibi Freeform sisteminin yetersiz kaldığı yerde zaten çözümümüzü KNX sistemiyle yine sunar hale geliyoruz. Dolayısıyla KNX sistemiyle herhangi bir adaptasyon söz konusu şu an için yoktur. Daha soru beklerken bu ara Metin Bey birkaç üyemizden de sorular geldi. Bayilik konusunda hangi bayiye yönlendirebiliriz? Fiyat konusunda. Sanırım bu konular daha başka yerlerde mevcuttur. Kendileri bir yere yönlendirmek mümkün Tabii müdür? ki şöyle söyleyeyim, hani çok basit olarak bayilik konusunda bir şey yapayım. Aslında bu sistemin çıkmasındaki amaç son kullanıcının kendi kendine otomasyon yapması olduğu için şu an için bayilikle ilgili herhangi bir şeyimiz yok. Yani verdiğimiz bir bayilik herhangi bir şey yok ama mail adresine siz bilgilerinizi atarsanız ve mail adresine bu konuyla ilgili yazarsanız bu konuyla ilgili ben de görüşür neler yapılabilir, böyle bir bayilik diye bir söz konusu mudur? Bununla ilgili de görüşür, size bilgilendirmede bulunurum. "64 cihaza kadar çözebildiğimiz sistemlerde KNX ile fiyat kıyaslaması yapabilir misiniz?" diye bir soru gelmiş. Aslında ben teknik kısımda olduğu için fiyat kısımlarını çok fazla hakim değilim. Yani teknik olarak bütün sorularınızı cevaplayabilirim ama şöyle bir şey yapabiliriz. Bir projenizi benimle açarsanız fiyat çalışması yaparız. Canlı olarak proje üzerinden de bu şekilde bir kıyaslama yapma gibi bir imkan doğmuş olur. Böyle bir şey de mümkündür. Üniversitede akıllı ev bitirme projemiz var. PLC var elimizde. PLC'yi telefondan kontrol etmek istiyoruz. Sanırım konumuz haricinde PLC ile ilgili bir soru. Onun için bence ABB'nin kontak center ile iletişime geçip PLC bölümünden arkadaşlarla konuşabilirsiniz, görüşebilirsiniz. Birkaç tane daha özel sorular vardı. Bunları Metin Bey'e doğrudan ileteceğiz. Size son girdiğim şey yapacaktır mutlaka. Evet, Bir soru atladığımızı lütfen düşünmeyin. cevaplayamadığım sorunları da dediğim gibi
Eğer mail adresinize paylaştıysanız sorularınızın cevaplarını mail adresiyle de yanıtlayabilirim. Peki bu sistemi mevcut eski sistemi bulunan evlere uygulayabilir miyiz diye Emin Genç Bey'den bir soru gelmiş. Tabii ki renovasyon projelerinden aslında kastettiğimiz tamamen buydu. Eski sistemi bulunan evlere akıple edebiliriz, entegre edebiliriz ama tek dikkat etmeniz gereken dediğim gibi anahtarlardan da baz kablosu çekilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla eğer ki baz kablosu en azından şu an için diyeyim kablolu sistem olarak şu anda piyasada kablosu çekmeniz mümkünse, baz kablosu çekip anahtarları birbirine bağlamanız mümkünse elektrik kısmında hiçbir değişiklik yapmadan sistemi eski binalara da eski evlere de uygulayabilirsiniz kolaylıkla. Solar enerji kontrol desteği var mı? Aslında tam olarak solar enerji kontrol desteği derken soruyu tam olarak anlayamadım ama tabii ki yani aynı sistem içinde solar enerjiden de kontrol yapılabilir mi? Yani aslında bilmiyorum detayları aslında konuşmak lazım. Bu konuyla ilgili Ceyhun'a mail atarsanız hani ne tür bir destek onunla ilgili konuşur yardımcı olmaya çalışırım. Bu sistemi öğrendiğimizde artık Connex'e ihtiyacımız var mıdır diye Aziz Özkan Bey'in bir sorusu var. Tabii ki yani deminden beri söylüyorum bu sistem fonksiyonellik olarak Connex kadar gelişmiş bir sistem değil. Sadece kullandığınız cihaz sayısı 64 ile sınırlı. KNX'te ise bu sayı 65 bin lira kadar çıkabiliyor. Cihaz sayısı 65 bin lira kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla zaten sizin kompleks bir projeniz varsa ve cihaz sayınız 64'ten fazlaysa otomatik olarak Freeform zaten burada çözüm olarak size sunamayacağız. Dolayısıyla mecburen KNX sistemine dönmek zorundasınız. KNX'e öğrenme ihtiyacınız burada doğuyor. Normal 220 volt kablosuyla baz kablosu aynı boru içinden geçerse EMC'nin baz hattına zararı olur mu? Hayır, 220 volt kabloyla aynı boru içerisinden çekebilirsiniz. Aslında burada bahsettiğimiz KNX sertifikalı kablo kullanıyoruz. 2x2x08 kablo kullanıyoruz. Bu kablonun özelliği de double isolated ve shielded olması. Dolayısıyla aynı boru içerisinden 220 volt hatla aynı boru içerisinden çekebilirsiniz. Sisteme veya data hattına herhangi bir zararı olmayacaktır. Rahatlıkla çekebilirsiniz. Galiba son sorulara geldi. Teşekkür ederiz Metin Bey. Buradan daha yorumlar da geliyor. Benim tavsiyem burada Metin Bey'in mail adresi yazıyor ekranda. Lütfen Metin Bey'le doğrudan iletişime geçiniz. Sizi mutlaka teknik destek verecektir veya doğru yere yönlendirecek projeniz varsa eğer teknik bilgi almak isterseniz vesaire. Mutlaka burada daha devam da edecektir bence işbirlikleriniz. Kesinlikle. Dokümanlar için de zaten mail adresinizi paylaştınız ve Metin Bey'e mail atmışsınızdır. Size daha sonra bunları gönderecektir. Sunumun kendisi veya gerekirse broşürleri de tekrar gönderebilir daha sonra. Biz böylece teşekkür ederiz. Bunun için sizden vedalaşmak istiyoruz. Herkese iyi çalışmalar diliyoruz. Ha, bu ara hatırlatayım. Seminerimizin kaydı da var. Bunu birkaç gün içinde portalda yayınlayacağız. Daha sonra tekrar izleyebileceksiniz aynı zamanda. Haberiniz olsun. Ve herkese iyi çalışmalar diliyoruz. Hoşça kalın. Katıldığınız için teşekkür ederim. Hoşça kalın.